Evet. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi Anavatan Partisi'ndeyiz. Burada katılımlar devam ediyor. Görevler devam ediyor. Şimdi yanımda hemen genel başkan yardımcımız var. Kendisine soracağız. Kendisini tanıtımdan dinleyeceğiz. Efendim, sayın başkanım, öncelikle hayırlı olsun diyoruz size. Teşekkür ederim İbrahim Bey. Kısaca bir anlatır mısınız görevinizi? Ben medyada görev yaptım uzun yıllar kendi sektörüm olarak. Şu anda da Anavatan Partisi'nde basın medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak göreve başladım. Şu anda da bu görevimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Medyadan sorumlusunuz. Evet. Nasıl gidiyor medya? Medyanın durumlarını siz de benim kadar iyi biliyorsunuz Sayın İbrahim Bey. Medya iki gruba ayrılmış durumda şu anda biliyorsunuz. Gruplaşmalar mevcut şu anda. Bu grupları yıkmak için bizler de Anavatan Partisi olarak basın sektöründe olmaya çalışıyoruz. Yeterince gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili pek çok çalışmalarımız olacak ilerleyen zamanlarda da tabii ki. Merak ediyorum. Niçin Anavatan Partisi Sayın Başkanım? Anavatan'ın öz ismi aslında toprak demek, özgürlük demek. Biz de bu vatanın evlatları olarak Anavatan Partisi'nde siyaset hayatımıza atılmak ihtiyacı hissettik. Anavatan Partisi'nin bir özelliği de şu söyleyeyim. Kadına ve kadın girişimcilere önem veren bir parti. Rahmetli Turgut Özal'ın yaptıklarını Türkiye'deki yapmış olduğu siyasetini herkes biliyordur. Şu anda da bir nefer olarak İbrahim Çelebi de bu bayrağı uzun yıllar taşımıştır. Şu anda Anavatan'da bir diriliş olacağı için bizleri de sağ olsun bu ekibin içinde dahil etmek, görmek istediler. Biz de seve seve bu vatana hizmet etmek için şu anda Anavatan Partisi'ndeyiz. Sayın Başkanım, merak ediyorum. Karaman'da yaşanan çocuklara yönelik cinsel olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tacizleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de bir annesiniz. Ne diyeceksiniz? Benim de bir iki evladım var. Tabii ki bunlar kabul edilecek ve üstü örtbas edilecek olaylar değil. Bunları siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben bir anne olarak idam cezasının gelmesini istiyorum. Özellikle tecavüz ve vatana ihanet suçlarından yargılanan insanları hapis cezalarıyla ya da indirimlerle, mahkemedeki indirimlerle örtbas edilmesini istemiyorum. Ve bu konuda da partimiz olarak da bu iki konuda da idam cezasının gelmesi için ne gerekiyorsa elimizden bunu yapacağız Allah'ın izniyle. Çünkü bunlar affedilecek suçlar değildir. Bu çocuklar bizim geleceğimizdir, nesillerimizdir. Böyle psikolojisi bozuk olan evlatları yetiştirmek bizlere yakışmıyor. Bir Türk annesi olarak. Bunların üzerine çalışmanız da var herhalde. Tabii ki. Yani bunların takipçisi olacağız. Ensar Vakfı'nın isminin kirlenmemesi için birileri mücadele ettiyse de biz bunların açılması için, bu dosyaların tamamen açılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız ve bu çocuklarımızın arkasındayız. Peki, Türkiye'nin gidişatını nasıl değerlendiriyoruz? Oraya bağlarsak. Türkiye'nin gidişatı, biz umut doluyuz bu konuda. Neden umut doluyuz? Biz Türk milleti olarak geçmişimize baktığımız zaman pek çok iç ve dış saldırılar olmuştur. Ama biz Türk milleti olarak bunları tekrar milli ruhlarımızı canlandırarak tekrar biz bir dirilişe geçeceğiz. Bunun da asıl kaynak yeri Anavatan Partisi. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin ayakta durabilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti'nin daha büyük, daha modern bir yerlere gelmesi için biz gayret sarf ediyoruz. Biz siyaseti biz bu yüzden yapıyoruz. Geleceğimiz için, çocuklarımız için, evlatlarımız için. Ha şu anda bir karamsarlık var toplumda. İşte sokağa çıkmamak, işte alışveriş merkezlerine gitmemek gibi. Biz bunları yıkacağız. Nasıl yıkacağız? Birilerinin istediği şekilde yönlendirmeyeceğiz hayatımızı. Biz korkular ülkesinde yaşamak istemiyoruz. Biz bir şeylerin örtüldüğü noktada biz hep kapak açacağız. Bunların üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle. Teröre bağlarsak Sayın Başkanım? Terör yıllardır Türkiye'nin çilesi mi diyelim artık. Buna ad koyamıyorum. Yıllardır milli gelirlerimizin pek çoğunu biz teröre harcadık maalesef. Terörün en kısa zamanda biteceğini ben inanıyorum. Şu anda terör örgütleri tamamen sıkışmış pozisyondalar. Daha da yaptıkları olayları şu anda şehir merkezlerine çekerek insanları terörü çekimserleştiriyorlar. Terörden insanlar işte sokağa çıkmamak
noktasına getiriyorlar ama bu terörün tamamen bittiği anlamındadır bana göre. Neden? Terör dağda yapamadığını şehir merkezlerinde yaparak bir mücadele yapmaya çalışıyor. Ama biz Türk milleti olarak ve askeri güçlerimizle, polisimizle biz bunların arkasındayız ve bunlara sonuna kadar destekçisiyiz. Biz yılmayacağız, yılmamaya da özen gösteriyoruz. Peki efendim. Ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim? Çok teşekkür ediyorum Kanal Siyaset'e. Bizleri bugünkü programınızda ağırladığınız için tekrar teşekkürler İbrahim Bey. Anavatan Partisi'ndeyiz. Yine bugünkü yine bir konuğumuz var. Hemen konuğumuzu kendisinden tanıyacağız. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ayşegül Erdoğan. AK Parti Kadın Kolları İl Yönetimi'ndeydim. Anavatan Partisi'ne geçiş yaptım. Atanmam oldu. Göreviniz. Burada parlamentodan sorumlu başkan yardımcısı olarak atandım. Sigortacıyım. İş hayatınızda sigortacısınız. Evet, sigortacıyım. Üç kız çocuğum. Hemen şu soru alalım. Niçin Anavatan Partisi Sayın Başkanım? Bir dönem AK Parti'deydiniz. Bugün evet. De Anavatan Partisi'nin siyasete devam ediyorsunuz. Evet. Niçin efendim? Niçin? Çünkü Turgut Özal biliyorsunuz döneminde seviyordum. Sayın Başkanım İbrahim Çelebi çok saygı duyduğum bir başkanımız. Sayın Osman Önal çok sevgi, saygı duyduğum bir insan. Ve birlikte yola devam etmek istiyorum. Bu yolda baş koymak istiyorum. Yani böyle karar verdim. Evet. Peki Sayın Başkanım, siz siyasetin içindesiniz. Siyasete devam ediyorsunuz. Kısa da olsa Türkiye'nin genel bir fotoğrafını çekersek ortaya ne çıkacak sizin gözünüzde efendim? Düzülecek gözüyle bakıyorum. Şu an çok da iyi gitmediğini düşünüyorum. Ama birlik, beraberlik doğrultusunda güzel olacak, düzelecek her şey diye bakıyorum. Türkiye'nin gidişatını düzelecek diyorsunuz. Evet, evet. Evet. Terörü nasıl değerlendiriyor Sayın Başkanım? Ankara'nın göbeğinde patlamalar oldu. Siz de bir Ankara'dasınız, merkezdesiniz. Evet. Biraz buradan açalım Sayın Başkanım. Şöyle söyleyeyim. Çok canımızı sıktı, çok canımızı yaktı. Bu konuyla da ilgili çalışmalar yapacağız ve bunu da ek artı edeceğimizi düşünüyorum. Bir şekilde düşünüyorum. Her şeyi aştığımız gibi bu terörü de aşacağımızı düşünüyorum. Birlik, beraberlik içerisinde. Siyasi alanda neler yapacağız önümüzdeki günlerde efendim? Anavatan Partisi'nde bir diriliş söz konusu. Birlik, beraberlik doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Güçlü bir şekilde geliyoruz. Allah yolumuzu açık etsin inşallah diyorum. Ben de size hayırlı olsun diyorum. Yeni göreviniz başlıyor. Teşekkür ederim.